Sonrası yarın. Ekmekçi Kadın 29. Bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu, yazan Javier de Montepen, uyarlayan Tayfun Türkili, seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, ses kayıt Mahmut Acar, kurgu Didem Türkmen, program yönetmeni Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jean Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olurken, esas katil ustabaşı Jacques Garon, kasadan çaldığı para ve yeni makine planlarıyla Amerika'ya gider. Eskiden ölen arkadaşı Pol Harmon'un kimliğine bürünen ustabaşı, Amerika'da servet yaptıktan sonra verem hastası kızı Mary ile alarak tekrar Fransa'ya döner ve ondan sonra kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien'le nişanlıdır ve babasının asıl katili olan sahte Pol Harmon'un fabrikasında çalışmaktadır. Lucien aynı zamanda George'la yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından habersizdir. Sahte Pol Harmon'un kızı Mary, Lucien'e deli gibi aşıktır ve babasından kendisini Lucien'le evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien, milyonere başkasını sevdiği için kızıyla evlenemeyeceğini söyler. Bunun üzerine sahte Pol Harmon, Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürtmek ister ama genç kız saldırıdan yaralı olarak kurtulur. Bunun üzerine milyoner, yetimhanede büyüyen Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunu öğrenir ve bunu Lucien'e söyler. Bunu duyan Lucien, zavallı kızı terk eder. Lucy ise üzüntüsünden kahrolur. Ancak bu arada beklenmeyen bir gelişme olur. Ustabaşı Jacques Garon, yani sahte adıyla Pol Harmon, Jean Fortier ile karşılaşır. Kadın onu tanımaz ama sefil adam Jenny'yi tanır ve kadını öldürtmek ister. Ama Jenny son anda kurtulur. Öte yandan başından beri sahte Pol Harmon'un ustabaşı Jacques Garon olduğunu bilen işbirlikçisi sefil Ovid, kendi kazdığı kuyuya düşerek gerçek içkisini içer ve gerçekleri bir lokantada anlatmaya başlar. İşte Jean Fortier, Ovid'in bu itirafları sırasında Pol Harmon'un Jacques Garon olduğunu öğrenir. İnanamıyorum. Demek Ovid denen o sahtekar Jean Fortier'e içirtmek istediği gerçek içkisini kendisi içti ve gerçekleri de milletin önünde kustu, öyle mi? Evet üstad. Şu anda o alçak herif Paris'in karanlık zindanlarında. Ah, peki acaba lokantada istemeden itiraf ettiği suçları savcıya da söylemiş mi? Bilmiyorum söyleyip söylemediğini ama o suçlarını itiraf ettiğine dair tam 50 tane şahit varmış. Gelin. Merhaba üstad. Oo Lucien, hoş geldin dostum. Bakıyorum da bugün pek mutlusunuz üstad. Evet öyle. Sevgili Lucien, artık siz de gülün. Siz de mutlu olun. Zira babanızın gerçek katilin kim olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Aman tanrım, kim peki? Bunu zamanı gelince söyleyeceğim. Şimdi doğru dostumuz George'un evine gidelim. Onu da orada bir sürpriz bekliyor çünkü. Tanrım, Lison anaya ne oldu? Dünden beri ortalarda yok. Ne ekmek getirdi ne de evine geldi. Sakın kadıncağızın başına bir iş gelmesin. Ah, geldi galiba. Ah, Lison ana, affedersiniz, siz kimsiniz? Ben ekmekçi kadınım matmazel. Size de ekmekleri Lison ana mı verirdi? Evet, peki ona ne oldu? Neden ekmekleri o dağıtmıyor? Hasta mı yoksa? İnanın matmazel, ben de doğru dürüst bir şey bilmiyorum. Dünden beri işe gelmiyor. Kendisini polis mi arıyormuş? Öyle bir şey galiba. Tanrım, polis mi? İyi ama Lison anayı polis neden arıyormuş ki? Bilmem. Ben de öylesine duydum işte. O gelmeyince fırıncı Monsieur bugün ekmekleri benim dağıtmamı istedi. Peki madam, sağ ol. Anlamıyorum. Polis neden Lison'u anayı arasın ki? Hiçbir şey anlamadım bu işten. En iyisi Lucy'nin avukat arkadaşı George Darier'e gidip ondan yardım isteyeyim. O avukattır. Polisin Lison anayı aramasının sebebini öğrenebilir. Matmazel lütfen sakin olun biraz. Ha Monsieur George, ne olur yardım edin bana. Size akıl danışmaya geldim. O benim her şeyimdi, ne olur kurtarın onu. Kimden söz ediyorsunuz Matmazel? Sizi bu kadar perişan eden derdinizi lütfen açıklayın bana. Altın yürekli bir kadından. Evimiz ekmek getiren Lison Ana. Dünden beri ortada yok Monsieur. Ne? Lison Ana mı dediniz? Şu yolda düşürdüğüm evrağı bana getiren o mert, dürüst kadın mı ortada yok? Evet Monsieur. Durun biraz. Yoksa sizin adınız da Lucy mi Matmazel? Evet efendim. Dostum Lucy'nin nişanlısı. Evet, anlatın bakalım. Lison Ana'ya ne oldu? Bilmiyorum. Ben de bunu öğrenmek için size geldim. Bu sabah ekmek getiren kadın onun polis tarafından arandığını söyledi. Sanırım ya yakalandı ya da kayıplara karıştı. Polis mi arıyormuş onu? Aman tanrım. Ne oldu Monsieur? Neden sarardınız birden? Matmazel Lucy, Lison adını verdiğiniz o kadının aslında kim olduğunu biliyor musunuz? Yo. Ne yani, Lison Ana'nın adı sahte mi? Adı Lison Perrin değil mi? Hayır. O kadın bu ad altında gizleniyordu Matmazel. Siz onu polis komiserliğinde aramalısınız. Mutlaka oradadır. Monsieur George, beni korkutuyorsunuz. Lison Ana gerçekten bir suç mu işledi? Bunu bilemiyorum, ancak şu kadarını söyleyebilirim. Lison Perrin bundan 21 yıl önce ömür boyu hapse mahkum olmuş ve 3 ay önce de cezaevinden kaçmıştı. Onun gerçek adı Jean Fortier'dir. Ne? Jean Fortier mi? Yani benim annem mi? Demek Lison Ana benim annem, öyle mi? Suçsuz yere yargılanıp hapislerde çürüyen annem. Ne olur Monsieur, yalvarırım size, annemi polislerin elinden kurtarın. O suçsuzdur, yardım edin ne olur. Üzgünüm Matmazel ama o yargılanıp hüküm giymiş bir cezaevi kaçağı. Ne yapabilirim ki? George, bak biz geldik. Étienne. İyi ama ben sizi gece bekliyordum. Lucien. Lucy, sizin burada işiniz ne? Bana Lison Ana'nın kaybolduğunu bildirmeye gelmiş. Ne? Lison Ana mı kaybolmuş? Ah, meraklanmayın Matmazel, onu buluruz. Lucy, biliyorum bana kırgınsın ama inan çok yakında her şey düzelecek. Biz yine birbirimizin olacağız. Ah Lucien, bu söylediklerin gerçek mi? Evet sevgilim, yeter ki biraz sabret. Oh, hadi ben gideyim. Yok Matmazel, kalsanız daha iyi olur. Çünkü biraz sonra burada olup bitenleri özellikle sizin de dinlemenizi istiyorum. Zira bugün sizin için çok mutlu bir gün olacak. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım Monsieur. Evet Étienne, burada ne olacak? Sevgili George, bugün 25. yaşını bitirdin. Seni yetiştiren, seni okutan o melek ruhlu adamın son vasiyetini yerine getirmem gerekiyor. Vasiyet mi? Rahip dayımdan mı söz ediyorsun? Evet yoksa? evet ondan. Ölmeden önce sana hitaben bir mektup yazdı ve bunu ancak sen 25 yaşına bastığın zaman vermemi vasiyet etmişti. Bugün işte o vasiyeti yerine getiriyorum. Al bakayım şu mektubu, oku ve yaşamını örten sırrı öğren, tamam mı? Peki. Sevgili yavrum George, 1861 yılının Eylül ayında yanında küçük bir oğlan çocuğuyla zavallı bir kadın evime sığınmıştı. Büyük bir felakete düşen ve polisin aradığı bu kadının adı Jean Fortier'di. Annem bu. Jean Fortier benim annem. O bana yavrusunun başı üzerine suçsuz olduğunu ve bir suçlamaya kurban gittiğine yemin etti. Gözlerinden ve ses tonundan onun yalan söylemediğini anlamıştım. Hala da onun suçsuz olduğuna inanıyorum. Evet, yazan doğru yazmış. Annem suçsuzdur. Kadın kundakçılık, hırsızlık ve adam öldürmekten suçlanmıştı. Kendisini savunacak tek bir delil yoktu. Duruşmada bir mektuptan söz etti. Ancak ne yazık ki bu mektubu hiçbir zaman gösteremedi. Ve mahkeme onu ömür boyu hapse mahkum edince ablamdan Jean Fortier'in masum oğlunu evlat edinmesini istedim. Mahkum kadının oğlu George Fortier artık George Darier olmuştu. Aman tanrım, yani ben Jean Fortier'in oğlu muyum? Evet dostum. O halde sen Lucy, sen de benim kız kardeşimsin ha? Abicim. Tanrım, George sen de o kadının oğlusun ha? İşte tesadüfün bu kadarına da pes doğrusu. Böyle söyleme Lucien. Annemin suçsuz olduğuna sen de inanıyorsun. Ne var ki o adalet önünde suçlu. Artık iş avukat olarak bana düşüyor. Ne yapıp edip annemi kurtarmalıyım. Merak etme, anneni kurtaracaksın George. Onun suçsuzluğunu kanıtlayan delili getirdim sana. Ne? Ne dedin Étienne? Delilleri mi getirdin? Evet, işte en önemli delil. Yıllardan beri boş yere aranan ve yangında yanıp kül olduğu sanılan ustabaşı Jacques Garon'un annene yazdığı mektup. Aman tanrım, eğer mektup o mektupsa annemin katil olmadığını rahatlıkla ispatlayabilirim. Okuyabilir miyim Étienne? Tabii okuyabilirsin, onu zaten sana getirdim ben. Evet. Evet. Tamam. Bu mektupta adeta ustabaşı Jacques Garon işleyeceği cinayeti ve hırsızlığı yazıyor. Nereden buldum bu mektubu? Senin oyuncak atının içinden. Ne? O tahta atın karnından mı buldun yani? Eğer tabloyu taşıyan hamal ayaklarıyla basıp atı kırmasaydı mektubu yine bulamayacaktım. Demek mektup oyuncak atın karnından çıktı ha? Evet. Şimdi karanlıklar aydınlanmaya başladı. Hatırlamaya başlıyorum. Annem o gün bir mektubu okumuş, kızmış ve buruşturarak yere atmıştı. Ben de yerde bulduğum her şeyi atımın karnına sokuyordum. Atı deldiğim için annemin beni azarlamasından korkuyordum. Demek uzun yıllar anacığım bu mektubu bulamadığı için benim yüzümden çile doldurdu ha? Evet ama sen o zamanlar çok küçüktün abi. Bunda senin ne suçun var ki? Hem ne olursa olsun bu mektupla annemizin suçsuz olduğunu ispatlayabiliriz. Öyle değil mi? Ne yazık ki bu delil elimize çok geç geçti Lucy. Jacques Garon cinayetlerini itiraf edemez artık. Çünkü o öldü. Hı? Aldanıyorsun dostum. O sefil yaşıyor. Ne? Yaşıyor mu? Öyle mi? Nerede peki? Kim yani? Söyleyeyim. Adı ne? Tamam. Pol Harmon. Anlayamadım. Pol Harmon mu? Evet. Tanrım, ciddi misiniz üstad? Babamın katili Pol Harmon mu? Evet Lucien. Evet George. Lucy'yi bıçaklatan, Jean Fortier'de kaza süsü vererek öldürtmek isteyen o. Ah, sefil alçak. Söylediklerinin doğruluğundan emin misin Étienne? Elbette. İşte Pol Harmon'un 25 yıl önce Cenevre'de hastanede öldüğüne dair resmi imzalı belge. Al bak. Bugün Pol Harmon adıyla tanıdığımız ünlü fabrikatör, büyük iş adamı aslında Jacques Garon'dan başkası değil. Peki mektubu yazanın Jacques Garon olduğunu nasıl ispatlayacağız? Kolay. Sen onun müvekkilisin. Herhalde elinde onun el yazısıyla yazılmış evrağı vardır. Tabii ya. Nasıl da akıl edemedim. Hemen şimdi anlarız. Tamam. İşte aynı yazı. Dostumuz Lucien Labron'un babasını öldüren ve hiç kuşkusuz Pol Harmon adı altında gizlenen Jacques Garon'ymuş. Tanrım, bu adam benim kim olduğumu bildiği halde beni kendisine damat etmek istiyordu. Sefil herif. Ne yazık ki onu adalete teslim edemem. Gene laf var. Hadi canım sen de. Gerçi o cinayetler için gene laf var ama Lucy ve Jean Fortier'e karşı işlediği cinayet girişimleri onu kodekse girmesini sağlar. İyi ama annem ne oldu? Annemiz ne oldu Lucy? Onu düşünmeliyiz şimdi. Merak etmeyin çocuklar, annenizi buluruz. Önce Pol Harmon'u ne yapacağımıza karar verelim. Benim öğütlerimi dinlemeye hazır mısınız? Tabii Étienne. O halde gelin bakayım benimle. Bütün bunlar olurken sahte Pol Harmon evinde sıkıntı içinde oturuyordu. Ovid'den bir haber alamadığı gibi kızı Mary de sabaha kadar kan tükürmüştü. Canı çok sıkkındı. Öte yandan Jean Fortier ise fırıncılar lokantasından kaçtıktan sonra geceyi terk edilmiş bir barakada geçirmişti. Sabah olduğunda da ne yapacağına karar vermişti. Artık benim için her şey sona erdi. Polis Paris'te olduğumu biliyor. Er geç beni yakalar. Adresimi bile öğrenmiştir. Geceyi o terk edilmiş kulübede geçirmekle iyi ettim. Ama gene de umutlarımı yitirmedim. Ovid denen o sefilin itiraflarından Jacques Garon'un yaşadığını ve onun Pol Harmon adı altında gizlendiğini öğrendim. Artık çektiklerimi sona erdireceğim. O sefilin mahkum olmasını sağlayacağım. Utanmaz herif. Bir de zavallı kızımın nişanlısını aldı elinden. Bunun hesabını verecek. Evet, onun evine giderek başına yıkacağım orayı. Affedersiniz Monsieur Harmon. Yaşınca bir madam sizinle görüşmek istiyor. Belki Ovid'den haber getirmiştir. Hanımı buraya getirin. Baş üstüne Monsieur. Beni görmek isteyen yaşlıca hanım kimmiş? Buyurun girin madam. Teşekkür ederim. Ne? Sen ha? Jean Fortier. Olamaz. Sen iskelenin altında kalıp ölmemiş miydin? Demek kaza değilmiş. Demek beni öldürmek için o adamı sen tutmuştun ha? Sefil kadın. Senin burada benim evimde ne işin var? Defol. Defol diyorum. Artık masken düştü alçak. İstediğin kadar soylu mösyö numaraları yap. Sen sefil bir katilsin. Bu kadın çıldırmış. Zır deli. Git diyorum git. Jacques Garon buraya bana çektirdiklerinin hesabını sormaya geldim. Ne? Jacques Garon? Bu da kim? Bilmiyormuş gibi davranma. Bu senin adın sefil alçak. Bütün dünya benim Pol Harmon'da olduğumu bilir. Sen aklını yitirmişsin cadı karı, sus artık. Hayır, susmayacağım. Suç ortağın Ovid'le birlikte beni ele verdiniz. Polis şu anda bütün Paris'te beni arıyor. Yakalayacaklar seni. Yakalayıp tekrar deliğe tıkacaklar. Evet ama yalnız beni değil, seni de içeri tıkacaklar Jacques Garon. Tutuklandıktan sonra fabrika yangınından, hırsızlıktan ve cinayetten suçlu olduğunu açıklamak zorunda kalacaksın. Adi katil. Kızım Lucy ile beni de öldürtmek istedin. Baba. Baba neler oluyor burada? Sevgili yavrum, telaşlanma, bir şey yok. Deli bir kadın geldi, ne istediğini anlayamadım. Bana hakaret etmeye, iftiralar yağdırmaya başladı. Neden uşağımızı çağırtıp kadını attırmıyorsun? Hem siz kimsiniz madam? Babamdan ne istiyorsunuz? Benim kim olduğumu babanıza sorsanıza. Buraya neden geldiniz? Babanız olacak sefilin benimle birlikte tutuklanmasını sağlamaya geldim. Suçlu cezasını görmeli. Dinleme oğlum bari. Görüyorsun işte delinin teki. Hemen polis çağıralım baba. Evet, kızın doğru söylüyor. Neden polisi aramıyorsun? Hadi arada birlikte hapishaneye gidelim ha? Baba lütfen izin ver de polisi çağıralım. Boş yere çeneni yorma matmazel. Baban korkuyor, polisi filan çağıramaz. O zaman uşağa söyleyeyim, o çağırsın polisi. Durma, kimseyi çağırma kızım. Ama baba neden? Nedenini ben söyleyeyim matmazel. Pol Harmon aslında kundakçı, hırsız ve katil Jacques Garon olduğunu başkalarının duymasını istemiyordu ondan. Sus sefil kadın, sus! Tam 21 yıl karanlıklarda bocaladım. Yalancının kandili gece yarısı sönermiş. Nihayet ışık yanacak. Hak yerini bulacak. Titre Jacques Garon, masken düşüyor, titre. Bana çektirdiklerini sen de çekeceksin. Sus, yalvarırım sus. Hiç değilse kızıma acı. Ya sen bana, yetim çocuklarıma acıdın mı? Senin sayende yavrularım beni bir katil, bir hırsız sanıyorlar. Ben de artık senin kızının gerçeği öğrenmesini istiyorum ya. O da senin nasıl bir adam olduğunu anlasın. Lütfen yalvarırım, sus artık. Benim Lucy'me acıdın mı sen? Kızımı suç ortağınla bıçaklatmak istedikten sonra beni de öldürtmek istedin. Ancak Tanrı ikimizi de korudu. Kapa çeneni yoksa... Baba lütfen öfkelenmekle bir şey kazanamazsın. Ben bu kadının konuşmasını istiyorum. Hayır. Eğer yalan söylerse ona cevap verirsiniz. Baban olacak bu adam. Tam 21 yıl önce Alfortville'deki ustabaşılığını yaptığı fabrikayı ateşledi. Sonra da patronunun parasını, planlarını çalarak onu bıçakladı. Ya. Sonra da bana iftira atarak kaçtı. Hayır. Onun yerine beni mahkum ettiler. Ya. Sonra da babanız sahte bir adla annenizle evlendi. Lanet kadın, sus artık. Sus ve evimden defol git. Konuşun madam. Konuşmanızı istiyorum. Hayır madam. Evlenmek üzere olduğunuz Lucien Labron'un babasını öldüren işte bu adam. Ya. Yani sizin babanızdır. Olamaz. Mary, olamaz. Kızım. Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 29. bölümünü dinlediniz. 30. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.